Geçen 8. üniteye geçiyoruz. 8. ünite relative clauses. Şimdi relative clauses'ın ne olduğunu öncelikle bir anlayalım. Eğer biz bir cümlede bir ismi bir kelimeyle özelliklerini anlatmak istiyorsak bunu sıfatla yapıyoruz. Sıfat bir veya birkaç kelimeyle bir araya getirilir, yapılabilir. Zaten bunu önceki ünitelerde görmüştük 6. ünitede. Ancak relative clause yine sıfat, yani bir kelimenin, bir ismin daha doğrusu, isim üzerinde duracağız gençler. Cümlenin içindeki bir ismin özelliğini, niteliğini biz bir kelime veya kelime öbeğiyle değil de onu bir eylemle veya uzun bir cümle özelliğini anlatmak istiyorsak o zaman sıfatları ya da sıfat öbeklerini değil, direkt relative clauses şeklinde uzun tanımlayıcı bir cümle şeklinde o kelimeyi anlatacağız. Peki buna bir örnek vereceksek ne olur? Araba derse kırmızı araba. Kırmızı onun özelliğidir. Yani normal bir sıfattır. Ama dün satın almış olduğum araba dersem bu arabayla ilgili bir eylem cümlesi. Yani ben o arabayı satın aldım cümlesini, ben arabayı dün satın aldım cümlesini dün satın almış olduğum araba şeklinde arabanın özelliği yaparak başka bir cümlede kullanacağım. Dün satın olmuş arabayı bugün kullanmaya başladım demek istiyorum. Yani iki tane cümle kuracağız. Ben de araba satın aldım ve bugün onu kullanmaya başladım. Bu onu dediğimiz, bugün onu dediğimiz ne? Araba. Arabanın o özelliğini bu cümlenin içinde kullanmak istiyorsak dün satın almış olduğum ya da satın aldığım arabayı bugün kullanmaya başladım şeklinde tek cümle şeklinde anlatıyoruz. Şimdi normalde relative clauses cümleleri gençler bitmiş haliyle tek bir cümledir ama cümlenin içinde bir özellik belirten bir cümlecik vardır. Biz bu cümlelerin kurulumu birazcık daha rahat anlaşılsın diye ben örneklerimizi verirken ikiye böleceğim ama ikiye bölme normalde yoktur. Cümle hazır halde tek şeklindedir. Cümle içinde cümle olarak çıkacak. Bu şekilde görelim. Şimdi burada kitabın nasıl anlattığına bir bakalım. Ona göre sürekli yorum yapacağız. Relative clause bir ismi niteleyerek, yine sıfat gibi ismi niteleyecek, sıfat görevi gören cümleciktir. Cümlecik kelimesi burada önemli. Bu sebeple ejective clause da deniyor. Bu da onu relative clause, ejective clause aynı şey. Sıfatlar niteledikleri isimden önce kullanılıyor. Evet, önce relative clause tanımladığı isimden sonra gelir. Bu red car değil de, hani buradaki red bizim karın, yani arabanın özelliği. Ancak relative clause kardan sonra gelecek. Yani car which is, what is, bilmem ne gibi bir kelime şeklinde kullanacağız. Ondan sonra cümlemizi tanıtacağız. Zaten bunu derslerde sık sık geçiriyoruz. Ek bir ayrıntı daha vereyim. Sıfat olmasına rağmen kelimeden sonra gelen bir kelime öbeği daha vardı. Kelime grubu daha vardı. Onu da hatırlayalım. Onlar da hani nowhere, somewhere, any gibi o 4x4 olan belirtisiz zamirler var ya, onlardandı. Onları da zaten daha önce söylemiştik. Bir de relative clause'lar ismimizden sonra geliyor. O da yine bir sıfattır. Sıfat cümleciğidir. Burada diyor ki she didn't like last novel. Last burada en son demek. En son romanı sevmedi. İsmimiz ve normal bir sıfatımız. She didn't like the book. Bakın, the book ya da the novel olabilir aynı şekilde. Which the teacher assigned her to read. Öğretmenin ona ödev olarak vermiş olduğu kitabı sevmedi. Yani geçenki kitabı, en son kitabı sevmedi değil de öğretmenin ona ödev olarak okumasını istediği, okumasını ödevlendirdiği kitabı şeklinde özelliğini bir cümle şeklinde veriyor. Eylem oluyor burada. Gençler, burada ben bu cümleyi ikiye ayırayım. Bakın, dedik ki normalde yok ama biz anlayalım diye ikiye ayırabiliriz. She didn't like the book. Bu bizim ilk cümlemiz. İkinci cümlemiz the teacher assigned her to read. Şimdi o kitabı sevmedi ve öğretmen ödevlendirdi onun okuması için. Neyi? Onu. Ya it diyebiliriz ya da the book diyebiliriz ya da the book diyebiliriz burada. Şimdi farkındaysanız gençler burada bir şey oldu. Ben şunu, evet. Relative clause olunca bizim it diye kullandığımız, yani diğer tanımlayıcı, kitabı temsil eden zamirimiz ortadan kalkıyor artık. Bunu birleştirmek istiyorum. She didn't like the book. The teacher assigned her to read it. Burada it dediğimiz ya da the book dediğimiz iki tane kelime var burada. Onlardan o zamir olanını kaldırıyoruz ve o şekilde ekliyoruz. The teacher. Bu tabii en temel anlatım. The teacher assigned her to read. Buraya normalde relative clause which were gibi kelimeler de relative clause gençler budur. Bu cümlenin hepsi relative clause'dur. Ama onu bağlayıcı olan kelimelerimiz vardır. That ya da which ekleyebiliyoruz biz buraya. Ya da hiçbirini eklemeyebiliriz. Şimdi detaylarda anlatacağız gençler. She didn't like the book, that ya da which. The teacher assigned her to read. Tamam. Who, which, that. Kullanarak özneyi veya nesneyi tanımlayan bilgiler verebiliriz. Demek ki biz
Bir cümlede relative clause olan cümlede gençler şimdi biz diyeceğiz ki bizim bu bilgi soruları var ya burada onları biz sıfat bağlayıcısı olarak kullanacağız. Burada onlar herhangi bir soru şeklinde ya da ne nerede ya da hangisi ya da ne zaman şeklinde bir anlama gelmeyecek. Yani yapan eden giden şeklinde enan eklerini genel olarak katacak. Bakacağız. Tabi her zaman bu enan değil cümleye göre şekli değişecek. She didn't like the book. Özür dilerim. Who, which, that? Kullanarak özneyi veya nesneyi tanımlayan bilgiler verebiliriz. Yani burada bu kelimeleri kullanarak nesne görevinde veya özne görevinde kullanırken verebiliriz. Şimdi o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Biz bu bilgi sorularını neye göre ayıracağız? Mesela bizim relative clause olarak kullandığımız cümle. Mesela az önceki cümlemizde ben burada ne yaptım? The teacher assigned her to read dedim. Buradaki o kaldırdığım öğe yani tanımlayıcı öğe relatif cümlesinde neredeydi? Bakın özne yerinde, şey nesne yerindeydi. Öznemiz the teacher assigned her to read. The it'ti kaldırdığımız öğe neyse o cümleye geçtiği öğe de o şekilde görecek. Ve ona göre de o kelimeyi seçeceğiz. Mesela buradan nesne görevindeydi. O yüzden who, which, that kullanıyoruz. Who, which, that kullanarak özneyi veya nesneyi tanımlayan bilgiler verebiliriz. Mesela özneyi kullanırken gençler who, which, that kullanabiliriz. Ya da bu özne için. Bir dakika. Özne için. Nesne için mesela şöyle ayırayım ekstradan. Nesne için de who kullanacağız. Whom kullanacağız. Which kullanacağız. Ve yine that kullanacağız. Mekanlar için gençler. Mekanlar için özellikle bir mekanı tanıtıyorsa biz where kullanacağız. Tabii that yapısı ya da bazı yapılar gelecek ama direkt mekanı kendisini tanımlamak için biz bunu kullanacağız. Mesela sebeplerden bahsetmek istiyoruz. Ya da sahiplik ekinin kendisini kullanmak istiyoruz. Sahiplik ekleri için husu kullanacağız. Onu da ayrıca söyleyeceğiz. Onun dışında sebepleri anlatmak için dedik ki why'ı kullanacağız. Zamanları anlatmak için when'i kullanacağız ama bu çok fazla kullanmıyor. Çünkü zaten biz when'i kullandığımız için burada çok fazla görmeyeceğiz. Burada genel o çok yoğunlukla göreceğiniz şu özne ve nesne grubudur. Genelde onlar kalkıyor ama bunları da tabii ki göreceğiz örneklerde. Peki, who insanları, which hayvanları ve tüm cansız varlıklar yani insan dışındaki bütün varlıklar kullanan that hem which hem de who yerine kullanılabilir. O zaman that'in bir canlı ve cansızlar için yeri kaplayan özel bir yeri var mı? Yani onların görevini gören bir vazifesi var mı? Evet, ikisi için de kullanılabilir. Şimdi, have you seen the woman? Burada kadını gördün mü? She smiled at us. O bize gülümsedi. Şimdi bu cümleye baktığımız zaman gençler bizim relatif cümlemiz bu. Sen kadını gördün mü? Benim esas cümlem bu. Şimdi cümle ne olacak? Sen kadını gördün mü? O bize gülümsedi. Cümlemi birleştirdiğim zaman sen bize gülümseyen kadını gördün mü diyorum. Gördün mü? Bu benim ana cümlem. Have you seen the woman? O bize gülümsedi. Yani bize gülümseyen. O zaman bu cümlenin hepsi bunun özelliği olacak. Peki ben bunu buna nasıl bağlayacağım? Şimdi bakıyorsunuz gençler burada she bir özne görevinde. Yani the woman'ı temsil eden şey relative cümlenin ise bir özne görevinde. O zaman ben burada şu vatandaşı kaldırıp the woman'a who bağlıyorum ve gerisini yazıyorum. Have you seen the woman who ya da that ikisini de bağlıyordu. Smiled at us. Bize gülümseyen kadını gördü mü? The police caught the man diyor. Polis adamı yakaladı. He was trying to break into a shop. O bir dükkana girmeye çalışıyordu. Peki, biz baktığımız zaman gençler burada ikisini birleştirecek olursak polis bir dükkana girmeye çalışan adamı yakaladı. O zaman bu bizim ana cümlemiz oluyor. Bu bizim relatif cümlemiz oluyor. Yani yan cümlemiz oluyor. Ben buna relatif cümlesi diyebilirim. İkinci cümle diyebilirim. Yan cümle diyebilirim. Ona göre zaten o manayı alın gençler. He was trying to break into a shop. Ne yaptım? The man. The man ya da buradaki şey bir özne görevinde olduğu için he, who ya da that kullanacağız ama onu atacağız. The police caught the man who that direkt buna bağlıyoruz. Was trying to break into a shop. Bu arada farkındaysanız gençler bu iki örnekte yani örnek gereği bizim kelimelerimiz yani relatifle temsil edilmiş olan kelimelerimiz the woman, the man, bak alttakinde de the fin. Ondan sonra cümle bitiyor. Hemen cümlenin bitimine gelecek diye bir şey yok. Direkt bizim temsil ettiğimiz cümlenin yanına gelir. O araya sıkışır gerekli görevleri görerek. Mesela the woman'dan sonra cümle devam etmiş olsaydı bile o cümlenin devam ettiği yerden kesecektik. The woman'ı koyup the woman'dan sonra relatif cümlesini yazıp sonra cümlenin devamını yazacaktık. Yani kısacası relatif cümleleri direkt temsil ettiği kelimenin hemen sonuna gelir. O kelimenin sonuna gelir. Sonrasındaki cümle sonrasında gelir. I still haven't seen the film. Ben hala filmi görmedim, izlemedim yani. It won 5 Oscars. O 5 tane Oscar kazandı.
birleştirirsek. Şimdi böyle bir cümle yok normalde. Bizim esas cümlemiz, yani sınavlarda karşımıza çıkacak olan cümle bu. Bu sadece anlayalım diye ikili şekle veriyor. Dediğimiz gibi relatif cümleleri bir cümle şeklindedir. Ben Oscar kazanan, 5 Oscar kazanan filmi henüz izlemedim ya daha izlemedim. Peki, I still haven't seen the film. Tamam. Şimdi film bir cansız olduğu için who değil, burada which'i kullanacağız. Zaten that ekstradan kullanıyordu. I still haven't seen the film that won 5 Oscars. Tamam. The girl wants to become a model. Bakın burada işte istediğim bir örnek geldi. Çünkü burada özne görün, yani özne görünümde değil. Bu zaten özne görünümde. Buradaki öznenin özelliği olacak. The girl wants to become a model. Kız bir model olmak istiyor. She has nice features. Güzel özellikleri var. Şimdi kız, bu cümlenin hepsi bu kız kelimesinin özelliği. Kız, hangi kız? Güzel özellikleri olan kız bir model olmak istiyor diyeceğiz. The girl, who ya da that koyduk. She'yi kaldırmıştık. Has nice features. Has nice features. Wants to become a model. Cümlenin devamını aynen koyuyorsunuz. Yani hiçbir şekilde kafanızı karıştırırsanız bir şey yok aslında. Biz net olarak bakarsak İşimiz rahatlar. Peki gençler, relative pronouns az önce dediğimiz gibi relative pronouns tanımladığımız özne veya nesnedeki zamirin yerini tutar. Tamam. Ne demek istiyor? Bu relative pronouns, yani who, which, that'ten sonra gelen cümle ikinci cümledeki zamirin yerini tutuyor. Yani şu buradaki she'nin, it'in yerini tutuyor. Bu sebeple relative clause'un içinde bu zamir tekrar kullanılamaz. Yani diyor ki oradaki which, that ya da who geldikten sonra buradaki ikinci cümledeki it'i ya da she'i ya da he'i o zamiri bir daha kullanmana gerek yok. Kullanmayacaksınız. The novel is a bestseller now. It. Buradaki it diyor. It'i kaldıracaksın diyor. Novel bir nesne olduğu için, yani eşya olduğu için, daha doğrusu özne olmadığı için which ya da that kullanacağız. O anlatıyor. Bir engelli adamın hikayesini anlatıyor. The novel which tells the story of a disabled man. Şimdi bu cümleyi farkındaysanız şöyle. Şunu aldığınız zaman direkt şuradaki cümlenin aynısı. Which tells the story of a disabled man. It tells the story of a disabled man. Buradaki which şu it'in yerini gördüğü için siz artık bu cümledeki o zamiri kullanmıyorsunuz. Onu demek istiyor. Which geldi. Bakın burada da the novel is a bestseller now. The novel is a bestseller now. Hiçbir şey değişmemiş. Buradaki novel kelimesine ait olan bir özellik olduğu için bu cümlenin hepsi now'un önüne gelmiş. Relative clauses. Şimdi defining var, bir de non-defining var bu anlatımlardan sonra. Şimdi defining nedir? Öncelikle onu bir bilelim. Defining gençler, bizim bildiğimiz şu anda yukarıdaki örneğini gördüklerimiz bunlar zaten. Herhangi bir kelimenin özelliğini cümle şeklinde anlatan sıfat cümleleridir gençler. Peki non-defining neydi? Gençler, non-defining ekstra, yani bu arada defining tanımlamak demektir. Yani tanımlayıcı sıfat cümleleri demek, bağ cümleler. Non-defining tanımlayıcı olmayan demektir. Peki tanımlayıcı değilse nedir? Ekstra bilgi veren. Mesela bu ikisi arasındaki farkı nasıl biliriz? Mesela ben çocuk dersem çocuğu gördün mü? Çocuk kim deyince çocuk birden fazla olduğu için, yani çocuk bir cins isimdir. Bir özel isim değildir. Bu özel isim olmadığı için benim bu çocuğun özelliğini anlatmam gerekiyor. Kim olduğunu. Bu sabah bizim yanımıza gelen çocuğu ya da dün pazarda gördüğümüz çocuğu şeklinde ya da ders anlattığım çocuk şeklinde benim bu çocuğun özelliğini vermem gerekiyor. Çünkü çocuk özel bir isim değildir. Ancak non-defining dediğimiz zaman bahsedilen kişinin kim olduğunu biliyorsak, yani zaten biliniyorsa veya daha önce tanıtılmışsa, bununla ilgili bir ekstra bir bilgi vermek istiyorsak. Mesela Türkiye diyoruz. Türkiye, şimdi Türkiye deyince hiç kimseye Türkiye'yi anlatmana gerek yok. Hangi Türkiye demez. Çünkü tek bir Türkiye var. Türkiye, üç yanı denizlerle çevrili olan Türkiye dersek, burada Türkiye'nin özelliğini vermiş olur ama onu tanıtıcı bir şey değildir, ekstra bilgi verici bir şeydir. Ya da benim eşim. Şimdi eşim deyince normalde eş kelimesi özel bir isim değildir ama benim eşim deyince benim tek bir eşim var. Benim eşim ne? Sürekli mutfakta çocukları için yemek yapan eşim dersem, bu ha şu hangi eşin, şu eşin mi yoksa diğer eşin mi diye bir cümle çıkmaz ortaya. Biz burada eşin tanıtıcısı ya da onun hangisi olduğunu ortaya çıkaran değil de sadece onunla ilgili kısa bir bilgi verdiğimizi anlatıyoruz. Ondan defining'dir. Onun da kuralları hemen hemen aynıdır da burada defining'ler üzerinde uğraşacağız. O diğeri ekstra bilgidir. Şimdi defining. Define relative clause, nitelediği isim hakkında bize tanımlayıcı ve gerekli bir bilgi verir. Çünkü gerekiyor, o bilgi vermezsek herhangi bir kelime üzerinde, mesela araba diyeceğiz. Araba özel bir isim değildir. Hangi araba olduğunu anlatmamız gerekiyor. O bilgi de gerektir. The boy is my cousin. Şimdi çocuk benim kuzenim. Hangi çocuk? The boy who is talking to the principal. Ben bu cümleyi ikiye böldüğüm zaman şunu bileceğim. The boy is my cousin.
is talking to the principal. O müdürle konuşuyor. İşte hangi çocuk müdürle konuşuyor olan, yani şu anda konuşan çocuk benim kuzenimdir. Tamam. Have you finished reading the book that you borrowed from me? Sen bitirdin mi kitabı? That you borrowed from me. You borrowed it from me. Bu cümle normalde burada bir it barındırıyor ya da the book barındırıyor. That'i atın. You borrowed it from me. Sen benden onu ödünç aldın. Have you finished reading the book? Sen kitabı okumayı bitirdin mi? Sen onu benden ödünç aldın. Ben bunu birleştirdiğim zaman evet. Benden ödünç almış olduğun kitabı okumayı bitirdin mi şeklinde ben bu cümleyi birleştireceğim. I met a man who the gençler artık herhalde mevzuyu anladınız. I met a man who traveled all over the world. Ben bir adamla tanıştım. Hangi adamla? Tüm dünyayı dolaşmış olan. Who is traveling deseydi dolaşan. Şu anda hala dolaşıyor olan diyecekti. Who traveled dolaşmış olan. Yani yapmış bunu. Do you know the girl? The girl. Kızı tanıyor musun? Who ya da whom Bill is talking with? Bill'in konuştuğu, şu anda konuşuyor olduğu. Bakın bu cümle onun o eylemi ne zaman yapıyor? Yani genel olarak mı yapıyor? Şu an mı yapıyor? Zaten yaptı mı? O ya da yapacağı olan mı? Onu burada o cümlenin zaten özelliğinden anlıyorsun. Trevor dünyayı zaten dolaşmış. Bill is talking with. Bill şu anda konuşuyor. The office which he works. Onun çalıştığı yani işi olarak genel olarak çalıştığı. Mesela the office is too small. Ofis çok küçük. He works at. O çalışıyor. He works at der. Ya da he works der. He works at it. O işte buradaki zamir neyse onu çıkarıyoruz. The office which he works at is too small. Office hangi ofis? Onun çalıştığı ofis çok küçüktür. Do you like the boy? Çocuğu seviyor musun? Whose way of talking is a bit strange? Mesela bu cümleyi böleyim ben. Bu nasıl böleniyor? Do you like the boy? Sen çocuğu seviyor musun? Normalde bu şey. His way of speaking is a bit strange. Şimdi ben burada husu birazcık aslında size anlatmak isterim. Hus ne durumlarda getiriliyor? Burada normalde çocuk demek bu do you like the boy? Çocuğu seviyor musun? His way of speaking is a bit strange. Konuşma biçimi birazcık değişik. Ve o çocuğu seviyor musun? Şimdi burada benim buradaki kelimem his way of speaking değildir, his way değildir. Direkt kelimem his ama his bir he değildir. Bu kişi şey sahiplik sıfatıdır burada. Eğer sahiplik sıfatıyla bir bağlantı kurulmuşsa benim o kelimeden o kelimeyi whose diye yapmam gerekiyor. Bunu hangi dilde yapıyoruz gençler? Just like my, your, him, şey, his, her, its, our, their gibi sahiplik sıfatlarında. O zaman whose eşittir sahiplik sıfatlarıyla bir bağlantı kurulmuşsa diğer cümleyi o zaman getiriyoruz. His way of speaking. O zaman whose way of speaking is a bit strange dersek burada bizim cümlemiz tek şekilde oluyor. Cümle oldu. Peki. Gençler artık öğelere göre bakacağız. Diyor ki relatif cümlesindeki bir hangi öğe ise hangi kelimeyle gideceğiz. Eğer relatif cümlesinde tanımlayıcı olan bir özne ise who, which ya da that olacak. That her ikisinde olur. Mesela who insanlarda, which eşya ve hayvanlarda yani insan dışındaki şeylerde, that hepsinde kullanılabiliyor. Ana cümlede nitelenen isim yani bahsettiğimiz ana cümledeki bir isim. Oradaki ismin görevi bizim için hiçbir şekilde önemli değildir gençler. Bu cümle, şu anda söyleyeceğim cümle çok önemli. Ana cümlede kelimenin hangi görevde kullanıldığı bizim için önemli değildir. Önemli olan relatif cümlesinde hangi görevde kullanıldığıdır. Ana cümlede nitelenen isim relative clause'un öznesinin durumundaysa who, which, that kullanılır. Yani az önce söylediğim şeyin kendisi burada. The teacher has warned the student. Öğretmen çocuğu uyardı. Şimdi öğrenci, buradaki bizim şimdi bu bizim zamirimiz mi, ismimiz mi? Buradaki bizim ismimiz. Bu cümlede nesne görevinde ama buradaki o görevi bizim için önemli değildir. Bu cümleye bakıyorum. He's making a lot of noise. He ve the student aynı şeydedir. Burada pronoun yani zamir görevindeki kelime yani tanımlayıcı olacak cümle bu oluyor. Çünkü zamir olan burasıdır. Ve bunu tanımlayacak. He's making a lot of noise. O çok fazla gürültü yapıyor ve öğretmen öğrenciyi uyardı. Öğretmen çok fazla gürültü yapan çocuğu öğrenciyi uyardı diyeceğiz. The teacher has warned the student. Tamam hepsi. Who ya da that is making a lot of noise. Direkt yapıştırıyoruz. Who ya da that geldi. Which gelmiyor çünkü öğrenci bir insandır. He wants to buy the car. O araba satın almak istiyor ve o araba da o çok hızlı gidiyor.
O hızlı giden arabayı satın almak istiyor. He wants to buy the car which goes very fast. Yani hızlı gidiyor olan giden arabayı satın almak istiyor diyeceğiz. Which are the dead. Çünkü bu öznedir ve bu özne de bir eşyadır. Burada which are the dead, who olmuyor. Bir relative clause nitelediği ismin hemen arkasına gelmelidir. Tamam, bunu zaten biliyoruz. Bu nedenle ana cümlenin içindeki yeri değişebilir. Bunu zaten söyledim ben size gençler. Dedik ki the old man started to complain. Old man, bakın burada bu kelime, yani bizim tanımlayıcı olan kelime, bu cümleden dolayı he ile old man aynı ortak öğedir. Burada özne de olsa, nesne de olsa ya da cümlenin farklı bir yerinde de olsa bu cümlenin hepsi relatif konumuna geçip direkt onun arkasına gelir. Started to complain sonrasında geliyor. The old man who waited for half an hour started to complain. Adam, yaşlı adam. Hangi adam? 1,5 saat boyunca, özür dilerim, yarım saat boyunca bekleyen adam şikayet etmeye başladı. The police are trying to identify, tanımlamaya çalışıyorlar hırsızı. He broke into a bank. O bir bankaya girdi. Bankaya girmiş olan, yani giren hırsızı tanımlamaya çalışıyorlar. The police are trying to identify the robber who broke into a bank. Burada da sondaydı. Bakın burada baştaydı, burada sondaydı. Bizim relative clause'umuz herhangi bir kural dinledi mi? Hayır. O direkt kendi istediği, yani bağlı olduğu yere gitti. Özne durumundaki relative pronounla cümleden atlamaz. Peki, şimdi bununla ilgili ne demek istiyorum? Öncelikle burayı bir anlayalım gençler. Özne durumundaki relative pronounla cümleden atlamaz. Nesne kısmında az, şimdi burada özne, relative pronounun özne görevinde olduğunu. Bu arada burayı unutmayalım. Bakın he öznedir. It öznedir. He öznedir. He. Ulan hepsi öznedir. Bu şu anda özneler. Relative clause özne görevinde ise onu görüyoruz. Eğer özne görevinde ise biz bazen normalde şeyleri atıyoruz. Reduction dediğimiz bir ünite var. Bir ünitenin bir parçası var. Kısaltma. Cümlede kısaltma dediğimiz şey. Biz bazen cümleyi kısaltmak için İngilizce'de bazı kelimeleri, bazı öğeleri atıyoruz. Ve o kısaltma ünitesinde relative clause'un bu bilgi sorusu olan tanımlayıcı kelimelerinde attığımız bir nokta var. Burada diyor ki, hocam diyor, onu nesne kısmında yapacaksın. Burada cümleyi hiçbir şekilde, ya cümleyi normal bildiğin şekilde kullanacaksın. Az sonra nesneye geldiğimiz zaman ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Eğer relative pronoun, özür dilerim, relative clause cümlesi özne vazifesinde bir cümleye bağlanıyorsa onun relative pronoun'u, yani bu kelime hiçbir şekilde cümleden atılmıyor. Bunu şu anda bilirim. I will go to the lovely town. Ben o sevimli şehre gideceğim. Which is located by the sea. Deniz kenarında bulunan şehre gideceğim diyor. Burada the town is located diye bir şey yok. Onu demek istedim. The table is very expensive. It is made of glass. Şimdi buraya baktığımız zaman gençler, ben the table is very expensive. It is made of glass. O camdan yapılmış ve masa çok pahalı. Şimdi o dediğimiz ve camdan yapılan şey ne? Masa. Demek ki bu masanın özelliği diyeceğiz. Bu cümlenin hepsini buna atacağız. It is. Şimdi it's dediği şey bu, it's. Onun değil bu, o. Ana it is'dir. İzi atalım, yani ayıralım. Which ya da that getireceğiz. The table which ya da that is made of glass is very expensive diyeceğiz. Burada onu görelim. Aynı şekilde bakın mesela burada cümlemiz az önceki gibi. The table is very expensive. The table is very expensive. She bought the bag. It has an unusual design. O çantayı satın aldı. Onun sıra dışı bir tasarımı var. Şimdi sıra dışı tasarımı olan şey ne? Çanta. Demek ki bu çantanın özelliği. Burada it'i çıkarıp, yani it kelimesini tanımlayıcı olan zamirimizi çıkarıp which ya da that bağlıyoruz. İşimiz bitiyor. The cafe is always full. It's quite popular among artists. Kafe oldukça dolu. O sanatçılar arasında oldukça popülerdir. Şimdi buradaki zaten tek kelimemiz bu gençler, kafe. Ama zaten oldukça sanatçılar arasında oldukça popüler olan yer neresi, yani şey ne? Kafe. Bu arada farkındaysanız gençler, bu cümlenin hepsinde mesela it, she, it, yani tesadüfen izlerimiz çok fazla çıkmış ama özne görevinde olan kelimeleri biz yapıyoruz. Burada onu görüyoruz. The cafe is always full. It is quite popular among artists. The cafe which is ya da that is quite popular among artists is always full. I lost the wallet. Ben cüzdanımı kaybettim. It was a birthday present from my mother. Annemden bir doğum günü hediyesiydi. Ney? Cüzdan. O zaman bunun arkasına. Onun özelliğidir yazıyoruz. The dog kept barking. Köpek havlamayı sürdürdü. It was chasing a cat. O bir kediyi kovalıyordu. O dediğim şey ne? Köpek. O zaman bu cümlenin hepsi bunun özelliği. Köpek.
Hangi köpek? Kediyi kovalıyor olan, kovalayan köpek havlamaya başladı ya da havlamayı sürdürdü. The customer wants to see the manager. Müşteri müdür görmek istiyor. She has a complaint about one of the salesmen. Onun satıcılardan bir kişiyle ilgili bir şikayeti var. Şimdi müşteri hangi müşteri? Ya da şöyle diyeyim. Burada satıcılarla ilgili şikayeti olan kişi kimdir? Müşteridir. O zaman bu cümlenin hepsini buraya koyuyorsunuz. I don't know how to send videos on the mobile phone. Ben nasıl göndereceğimi bilmiyorum. Telefonda videoları nasıl göndereceğimi bilmiyorum. It has complicated features. Onun değişik özellikleri var. Şimdi it dediğimiz, şimdi neyin değişik özellikleri var? Telefonun herhalde. I don't know how to send videos on the mobile phone. Evet, telefonun değişik özellikleri var. Ve videoları oradan nasıl göndereceğimi bilmiyorum. Nasıl birleştireceğiz? Değişik özellikler, bu videoları değişik özellikleri olan telefondan göndermeyi bilmiyorum. İşte burayı size bırakıyorum. Practice talk kısmını sizler yapın. Onu beraber sonra cevaplarını gönderirim. Şimdi relative pronouns as object. Eğer biz relative cümlesinde özneyi değil de bu sefer nesne bizim gidecek olan kısmımızsa, yani tanımlanan kısmımızsa ne yapacağız? Şimdi burada ekstradan bir whom ekleniyor gençler. Nesne kısmında whom. Bu da formal, yani resmi durumlarda biz whom'u da kullanıyoruz. Onun bir ayrıntısı daha var, onu da söyleyeceğiz inşallah. Tabii kitapta bahsediyorsa. Yine who, which ve that burada da var. Ana cümleden nitelenen isim relative clause'un relative cümlesinin nesnesi durumundaysa o zaman ne yapıyoruz? Who, whom, which ya da that kullanıyoruz diyor. The manager is busy at the moment. You want to see him. Sen onu görmek istiyorsun. Bakın burada you want to see him. Şimdi buradaki the manager burada özne görünüyor ama buradaki ana cümledeki özelliği, görevi bizim için önemli değil. You want to see him. Sen onu görmek istiyorsun. Kimi görmek istiyorsun? Müdür. Ve o müdür şu anda meşgul. Sen şu anda meşgul olan müdürü görmek istiyorsun diyeceğiz. You want to the manager diyeceğiz. Who you want to see ya da whom you want to see is busy at the moment diyeceğiz. The manager burada neyi yaptık gençler? Yine him'i çıkardık. Which ya da özür dilerim. Who, whom ya da that'i. Who, whom ya da that'i getirdik. The manager'ın önüne you want to see cümlemizi ekledik. Is busy at the moment. Yani aslında pek bir şey yine değişmedi. Biz burada bizim relatif olan ek kelimesini atıyoruz ve cümlenin geri kalanını alıyoruz. Tabii ki bağlantı kelimemizi, relatif kelimemizi ekleyerek. You want to see is busy at the moment. Peki burada ne yaptık? Cümlenin sonuna mı attık? Hayır. Direkt alakalı, yani tanımlanan kelimenin sonuna atıyoruz. The manager'dan sonra. The kitten looked too weak. Burada zaten tek bir ismimiz var. Gerçi burada da bir ismimiz vardı. The manager. The kitten, kedicik. Küçük kedi. Çok zayıf göründü. We found it in the garden yesterday. Biz onu dün bahçede bulduk. The kitten which. Şimdi the kitten dedik. Which dedik ya da that dedik. We found it'i atıyoruz gençler. We found it attık. In the garden yesterday dedik. Relatif cümlemiz bitti. Sonra ana cümlenin geri kalan. Look to it. Herhangi bir karmaşa yok. Aynı şekilde. Peki ben burada şunu demiştim. Bizim reduction dediğimiz, yani kısaltma dediğimiz, gençler reduction kelimesini yazayım burada. Reduction dediğimiz kısaltma. Yani bu reduce'den geliyor. Yani azaltmadan geliyor. Cümle azaltma, cümleyi kısaltma şeyleri var. O kurallar arasında şöyle bir bağlantı da var. Diyor ki buradaki relatif yapılarını atın ama nesneler, yani öznelerde atın demiyordu. Nesnelerde atın diyorum. Bakın burada ne diyecek? Diyor ki the girl is really very intelligent. He loves her. Bak burada iki farklı kelime. The girl is really very intelligent. Kız gerçekten çok zeki. He loves her. O çocuk o kızı seviyor. Şimdi kız kim? Ya da bu cümle he loves her. Buradaki şey neyin temsilcisi? Şu the girl. Hangi kız? O çocuğun çok sevdiği kız. Gerçekten çok zeki diyeceğiz. The girl. Şimdi whom diyebiliriz. Who diyebiliriz. That diyebiliriz. Herhangi birisini getirebilirsiniz. Whom, who ya da that. He loves. Bu cümlenin hepsini ekledin. He loves. Sonra ana cümlenin hepsini sonuna atıyor. Is really very intelligent. Yani kelimemizi kız. Hangi kız? Onun çok sevdiği kız. Gerçekten çok zeki. Hepsinde de aynı anlam bu. İşte reduction'ı şu anda diyor ki nesne vazifesindeyse sen buradan herhangi birini kullanmadan da yapabilirsin. The girl he loves is really very intelligent. Yani burada relatif kelimesi, bağlantı kelimesi olmadan da siz bunu yazabilirsiniz. Eğer nesne vazifesindeyse. The house is very expensive. He is dreaming of buying it. Ev çok pahalı. O onu satın almayı hayal ediyor. O neyi satın almayı hayal ediyor? Evi. O zaman bu cümlenin hepsi onun özelliğidir. The house
which ya da that ya da herhangi bir şey olmadan he is dreaming of buying yazdık. Is very expensive dedik. Burada da yazdık aynı şekilde. The house which that ya da he which that ya da herhangi bir şey yok. He is dreaming of buying hepsinde aynı. Is very expensive hepsinde aynı. Burada da bakın konu buydu ha. Yani hani nesneyle ilgili olunca bu kadar. Bir tanesini yapalım. Will you show me the photos? Sen bana fotoğrafları gösterecek misin? Yani gösterir misin? You took them on my birthday. Sen onları doğum gününde çektin. Cümlemiz ne olacak? Peki daha doğrusu şöyle. Sen onları doğum gününde çektin. Neyi çektin? Fotoğrafları. O zaman bu cümlenin hepsi buradaki them kelimesi çıkıp fotosun önüne gelecek. Will you show me the photos? Sen bana fotoğrafları gösterecek misin? Hangi fotoğrafları çektiğin? Doğum gününde çektiğin. Which that ya da hiçbir şey olmadan you took yazacağız. You took them'i attık on my birthday. When you show me the photos, which ya da that yazdık. You took on my birthday. Zaten buradaki ana cümledeki kelime, son kelime olduğu için ondan sonra bir cümle daha gelmiyor. He told me a story. O bana bir hikaye anlattı. I didn't believe it. Ben inanmadım. Şimdi neye inanmadı? Hikayeye. O zaman bu inanmadığı şey hikaye olduğu için bu hikayenin tanımlayıcısı. O bana inanmadığım bir hikaye anlattı. He told me a story which it'i attık. Ya da that ya da hiçbir şey. I didn't believe diyeceğiz. He told me a story which ya da that I didn't believe. O bana inanmadığım bir hikaye anlattı. The man went to the police station. Someone robbed him. Adam karakola gitti. Birileri onu soydu. Şimdi birileri onu soydu. Kimi soydu? Adamı. Demek ki adam kelimesinin özelliği. Birilerinin soyduğu adam, birinin soygununa uğrayan adam karakola gitti. The man diyeceğiz. Which değil burada. Adam bir kişi olduğu için who ya da whom ya da that ya da hiçbir şey. The man who diyelim. The man who someone robbed. Kime attık? Someone robbed. Went to the police station. The boy is a guitarist in a famous band. Çocuk bir gitaristir. Ünlü bir şeyde, grupta. I met him 2 days ago. Ben onunla 2 gün önce tanıştım diyor. Çocuk. Hangi çocuk? Benim 2 gün önce tanıştığım çocuk diyor. I met him. Buradaki him kelimesi yerine the, buradaki ile buradaki iki ortak kelime boy. Yani the boy ve burada him diye boyu temsil ediyor. The boy who I met 2 days ago. 2 gün önce tanıştığım çocuk. Ünlü bir şeyde, ünlü bir müzik grubunda, ünlü bir grupta bir gitarist diyor. When will you give me the money back? Sen bana paramı ne zaman verecektin? You borrowed it last week. Sen geçen hafta ödünç aldın. Buradaki onu dediğimiz şey ne? Ödünç aldığı şey ne? Para. When you give me the money which you borrowed last week back diyeceğiz. Gerçi burada buradaki back gençler bu bir şey olduğu için give back bu onun özelliği. Bir back sona da gidebilir ama burada give back geri vermek olduğu için bunun yani give'in parçası olduğu için araya nesne almış. Şey de yapmayabilir ama back sona da gidebilir mi? Evet. Yani back tek başına bir kelime değildi. Bunu da açın bu arada. Gençler burayı yine siz kendiniz yapıyorsunuz. Aynı mantıkta yapıyor. Peki. Relative pronoun as object of preposition. Burada anlatmak istediği şey şu. Diyor ki hocam bazen cümle içindeki nesneler tek başına değil de bir edatla kullanıyor. Yani with gibi, of gibi, up gibi bir edatla kullanıyor. Mesela az önce back gibi bir kelimeyle kullandı. Diyor ki o zaman farklı şekillerde yapacaksınız. O iki şekli de gösteriyor bize. Diyor ki the girl is very beautiful. Buradaki ortak kelimelerimiz girl veya her. The girl is very beautiful. Edward is dancing with her. Şimdi her değil with her demiş. Buradaki odak noktamız artık her değil. With üzerinden nasıl olacak? Eğer bir edat ile bizim zamirimiz bu relatif cümlesinin içinde bulunuyorsa onu nasıl yapacağız? The girl is very, kız çok güzel. Edward dans ediyor onunla. Edward'ın dans ettiği kız diyeceğiz. Çok güzel. The girl, kız ve şu anda tanımlayacak. Whom, who, that Edward is dancing with is very beautiful. Bu bizim bildiğimiz herhangi bir şey, yani bir sıkıntı olmayan yapı. Bakın with de yerinde kaldı. Sonra is very beautiful, is very beautiful. Tamam yazdık. Edward'ın dans ettiği kız çok güzel. Diyeceğiz ama az sonra bununla ilgili bir şey anlatacak. Bir ayrıntı anlatacak. Ona geleceğiz. The problem seems impossible to solve. Problem imkansız görünüyor. Tamam. Çözülmesi imkansız görünüyor. You have been talking about it for hours. Saatlerdir onun hakkında konuşuyorsun ve problem çözülmesi imkansız görünüyor. Şimdi saatlerdir ne hakkında konuşuyor? Problem hakkında konuşuyor.
O zaman cümleyi şöyle yapabilir miyiz? Problem hangi problem? Saatlerdir hakkında konuştuğun problem. Çözülmesi imkansız görünüyor diyor. Bakalım the problem which ya da that you have been talking about dedik. It'i çıkardık. For hours cümlemiz bitti. Sonra ana cümlenin gerisi. Seems to be impossible to solve dedik. Defining relative clause'larda. Preposition nesnesinde durumun relative pronoun atılabilir. Peki. Az önce size söylemiş olduğum şey. The boy is staring at you. Hep beraber bakalım gençler. Çocuk sana bakıyor. Stare gençler look bakmaktır. Stare dik dik bakmaktır. Çocuk sana dik dik bakıyor. You're gossiping about him. Senin hakkında dedikodu yapıyorsun diyor. Hakkında dedikodu yaptığın çocuk sana dik dik bakıyor. The boy whom dedik. Who dedik. That dedik. Ya da herhangi bir şey demedik. Hepsini atıyoruz. The boy you are gossiping about is staring at you. Tamam. Bunu yazdık. The drawer is always locked. Bununla ilgili bir açıklama var. Oraya henüz gelmemiş gençler. Muhtemelen nasıl sonra gelecek. Yani burada bir şey yazdı ama relative pronoun as object of a preposition. Bununla ilgili bir ayrıntı var. Farklı şekilde yazma. Şu anda normal yazımı görüyoruz. Normal. Az önce yukarıdaki örnek nasılsa burada da aynı şekilde. With ya da şey herhangi bir mesela burada with var, burada about var, burada about var, burada in var. Herhangi bir kural değişimi yok. Az sonra kural değişimli bir yapı var. Onu göreceksiniz. Şu anda normal dinlememizi yapıyoruz. The drawer is always locked. Çekmece daima kapalı. He keeps his diary in it. O günlüğünü içinde tutuyor. Çekmece. Hangi çekmece? Günlüğünü içinde tuttuğu çekmece. Daima kilitlidir. The drawer. Tamam. Which, that ya da hiçbir şey. He keeps his diary in. It'i çıkardık. Is always locked. Daima kapalı. Şimdi gençler burada anlatmak istediği yapı şu. Diyor ki mesela I had the boy. Şimdi hiç burayı okumayacağım. Direkt anlatımdan yapacağım. I had the boy with whom George is arguing. Ben George'un tartıştığı kişiden nefret ediyorum. Bu iki cümleyi ayırdım. Bu cümleyi ikiye ayırdığım zaman I hate the boy diyeceğim ve George is arguing. George is arguing with him. Ben böyle yaptığım zaman şunu görüyorsunuz gençler. I hate the boy. George is arguing with him. Buradaki iki ortak nokta ne? Ben çocuktan nefret ediyorum. Ve George onunla şu anda tartışıyor. Him ve boy kelimesi. Boy kelimesi. Peki ben bunu nasıl yapacağım? Normal bildiğimiz kural üzere the boy'u tanıttığı için burada normal him'imi atıyorum. Ve burada which yazabiliyorum. Which özür dilerim. Who yazabilirim. Whom. That yazabilirim. Ya da hiçbir şey yazmam. Hop. Hiçbir şey yazmam. Parantez içinde. Direkt böyle de yazabilirim. Bu benim bir seçeneğim gençler. I hate the boy who whom that ya da hiçbir romana George is arguing with. Ama burada ikinci anlatmaya çalıştığı şey şu. Diyor ki bazen bu edat kelimesi de şunun başında kullanılabiliyor. Yani nasıl? Mesela with buraya gelmek istiyor. Olabilir mi? Edat olursa, with olursa olabilir. Ama o zaman gençler diyor ki that ya da whom ya da kelimenin kullanılmaması diye bir şey yok. O zaman kişiler için whom eğer edatla kullanacaksanız bir kişi nesne durumundaki şahsı edat ile kullanacaksanız kişi için whom edat da zaten olacak. With whom şeklinde kullanacaksınız. Burada işte siz eğer bu bir erkek, bu bir canlı olmasaydı bu which olacaktı. Bu şekilde de göreceğiz. Burada bakın diyor ki I had the boy with whom George is arguing. Bu cümlede whom atılamaz. Bir, atılamaz. İki, whom yerine who ya da that de kullanılamaz. Yani sadece tek seçenek oluyor. Eğer edatla kullanırsanız gençler. The chair on which the old man is sitting doesn't look safe. Burada az önce verdiğimiz örnekteki gibi bu sefer kişi değil de bir nesne var. The chair var. Yani boy değil de chair var. Bu cümleyi de eğer biz yaparsak şöyle. The chair doesn't look safe. The old woman is sitting on. Sitting on it. Şimdi bu iki cümle arasındaki bağlantı ne? Sandalye güvenli görünmüyor ve yaşlı kadın onun üzerinde oturuyor. Sandalye ve o kelimesi neyin üzerinde oturuyor? Sandalyenin üzerinde, onun üzerinde. İki bağlantılı şey bu. Ben bu cümleyi alıp komple şöyle yapabilirim. The chair which ya da that ya da hiçbir olmadan that the old woman is sitting on doesn't look safe. Burada peki ben burada ne yapabilirim? Ben buradan şu edatı sitting doesn't şuraya alıp on yazıyorum.
Ve bu sefer that'i kaldırıyorum ve herhangi bir şey yazmamak gibi bir durum da yok. The chair on which the old woman is sitting, bakın on buradan gitti, doesn't look safe. Tabii buradaki it'i de biz attık. Bu şekilde olacak. Geçelim şu örnekleri bir görelim. Ona göre de hareket edelim inşallah. I don't know the topics. Konuları bilmiyorum. You are interested in them. Sen onlarla ilgileniyorsun. Şimdi burada iki tane şeyimiz var. In them demiş gençler. Ben konularla ilgilenmiyorum ve sen onlarla ilgilisin. Öncelikle şu. Ortak noktamız ne? Konu. Neyle ilgileniyorsun? Konularla. Topic kelimesi üzerine gideceğiz. You are interested in. Which you are interested in. That you are interested in. Ya da direkt you are interested in diyebiliriz. Ya da I don't know the topics in which you are interested diyebiliriz. Ne dedik? Burada in'i buraya alıp that'i kaldırarak, parantezde kaldırarak in which you are interested da diyebiliyoruz. Çünkü in'i kullanmış. The company may go bankrupt. Go bankrupt iflas etmek, batmak demektir. Ray works for it. For. For burada şimdi it. Bakalım öncelikle ortak nokta it mi? Zaten o görünüyor. Şirket iflas edebilir ve Ray onun için çalışıyor. Ne için çalışıyor? Şirket için. Buradaki it şirketi temsil ediyor. The company which that ya da hiçbir şey olmadan Ray works for may go bankrupt. Bu birinci seçenek. Burada onu söyleyecek. Ya da the company for buraya gelebilir. For which parantez ya da that gitti. Ray works may go bankrupt diyebiliriz. The girl studies sociology at university. Kız üniversitede sosyoloji okuyor. Study'nin çalışmak ve üniversite bölümleri için ya da okul için okumak anlamında var. Onu da bilelim. Jenny is sharing her flat with her. Şimdi ortak noktayı bulalım. Kız sosyoloji okuyor üniversitede. Üç tane kelimemiz var. Sosyoloji, üniversite ve kız. Jane is sharing her flat with her. Jane odasının dairesini onunla paylaşıyor. Kimle? Kızla. Hangi kız? Üniversitede sosyoloji okuyan kız diyebiliyoruz. Tamam. The girl ya da kız Jane'le cümleyi tam tersi yapıp Jane'in odasını paylaştığı kız sosyoloji okuyor üniversitede. Onu da diyebiliyoruz. The girl. Tamam. Dedik. Whom, that ya da herhangi bir şey yok. Jane is sharing her flat with diyeceğiz. Studies sociology at university. The girl whom, that ya da hiçbir şey olmadan. Jane is sharing her flat with studies sociology at university dedik. Ya da burada with ile bağlanmıştı ya gençler. Bakın bu örneklerde tek öyle bir şey var. Normalde herhangi bir şey olmayabilir. With'i çıkarıp, kesinlikle with'i çıkarıp yani her zaten atıcı with'i çekip direkt bu kelimenin önüne koyup relatif kelimenin önüne koyup o da sadece who'u seçeceğiz burada. Yani who ya da that yok. Parantez de yok. O zaman bunlarla ilgili olan yapılarda biz neye dikkat edeceğiz gençler? Sadece whom ya da which olacak. That ya da who'yu burada kullanmıyoruz. The article caused controversy. Bu karmaşaya neden oldu diyor. Bu makale karmaşaya neden oldu. You are commenting on it. Sen onun hakkında yorum yapıyorsun. Senin hakkında yorum yapıyor oldun. Yani şu anda yorum yaptığın makale bir karmaşaya neden oldu diyor. Artık bakalım bu arada on it dediğimiz makale oluyor ve onunla kullanmış. Aynı mantıkta yapacağız. Ya böyle yapacağız ya da onu buraya alıp sadece which yapacağız. Gençler. The man seems to be very rich. Adam çok zengin görünüyor. She's going out with him. O onunla going out. O onunla çıkıyor. Going out. Yani o onunla bir sevgili diyeceğiz. Adam. Hangi adam? O kızın beraber çıktığı adam. Çok zengin görünüyor. The man whom. Hadi benim istediğim gibi yapalım. Şöyle. Burada direkt tanımladı. The man with whom she is going out. Cümlemiz bitti. With'imi attık. Seems to be very rich şeklinde yapıyor. Gerisini de zaten burada da normal şeklinde yazmış gençler. Gençler bunları sizin yapmanızı istiyorum. Aynı şekilde istiyor. Evet. Bunları sizin yapmanızı istiyorum. Ondan sonra diğer parçalarda buluşacağız. Kolay gelsin.